Bayrampaşa Belediyesi Ramazan ayının manevi coşkusunu Balkanlara taşımaya devam ediyor. Bereket konvoyunun bugünkü durağı Sırbistan oldu. Şimdi kameramızı Belgrad'a çeviriyoruz ve sözü Sezgin Köse'ye bırakıyoruz. Evet Derya, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan iyi akşamlar. Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar organizasyonundayız. Yüzlerce Müslüman oruçlarını açmak için ezanın okunmasını bekliyor şu anda. Ve yanımızda Bayrampaşa Belediye Başkanı Sayın Atilla Aydıner var. İsterseniz sözü biz kendisine bırakalım. Evet Sayın Başkanım, bu gecenin o mimarı olarak bizlere neler söylemek istersiniz? Evet, bu gece ben çok heyecanlıyım. Ta Bayrampaşa'dan, İstanbul'dan kalktım. Burada Ramazan-ı Şerif'in bu güzel akşamında, Leyla-i Kadir olan Kadir Gecesi'nde Belgrad'da buradaki Müslüman Boşnak kardeşlerimizle ve yine buranın etrafındaki diğer Müslüman kardeşlerimizin bir araya getirilebileceği bir güzel sofrada onları buluşturduk. 14. yılını kutlamış olduğumuz bereket konvoyumuzun bu sene Belgrad ayağını mükemmel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bugün burada biz arkamıza baktığımızda korkunç bir kalabalık var. İmamlar, din adamları özellikle bu alana girerken arkasında cemaatleriyle beraber giriyorlar. Ve her masada imam kendi cemaatiyle birlikte oturuyor. Onların örf ve adetleri bu. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad seferinden sonra biz Bayrampaşa Belediyesi olarak böyle mükemmel bir organizasyonu yapmamız bizim için çok anlamlı. Türkiye Cumhuriyeti için çok anlamlı. Bayrampaşa için çok anlamlı. Biz buraya ortalama 80 kişiyle birlikte 3 tane tırımızla birlikte geldik. Bir tanesi sahne tırı, bir tanesi yemek tırı, bir tanesi de malzeme tırı. Ve böylece buradaki kardeşlerimize bir oluyoruz, iri oluyoruz, diri oluyoruz. Hep birlikte kardeş oluyoruz. Bu akşamı özellikle seçmemizin ana nedenlerinden bir tanesi de Kadir Gecesi'ne isabet etmesi münasebetiyle ben özellikle buraya geldim. Her ne kadar Türkiye'de Çamlıca'dan Kadir Gecesi ile ilgili canlı yayın yapılıyor olsa dahi ama Belgrad'daki buradaki Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in de okunması ve buradan da tüm Balkan coğrafyasına, İstanbul'a ve Türkiye'ye yayın yapmamız Bayrampaşa Belediyesi olarak da bizim ilkleri ortaya koymuş olduğumuz mükemmel bir projedir. Bu vesileyle burada başta büyükelçimiz olmak üzere şu anda 12 adet büyükelçi burada, diğer ülkelerin büyükelçileri. Din adamları burada, Romanlar burada, Mormonlar burada ve özellikle Belgrad'ın Diyanet İşleri Başkanı burada. Ve hep birlikte biz inşallah bu akşam burada mükemmel bir Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mükemmel bir iftar programımızla birlikte tüm dünyaya ses vereceğiz. Türkiye ile Sırbistan ve Belgrad arasındaki ilişkilerin ve gönül köprüsünün işte bu akşam burada Kadir Gecesi'nde yapacağımız bu mükemmel iftarla çok daha gelişeceğini, çok daha büyüyeceğini, ticaret hacmimizin, ekonomimizin çok daha gelişeceğini burada ifade ediyorum. Bizi izleyen bütün izleyicilerimize de başta Bayrampaşa halkıma, tüm Türkiye'deki dostlarımıza, tüm Balkan coğrafyasına, tüm dünyaya Belgrad'dan sesleniyorum. Dostluklar ve kardeşliklerin bir arada olduğu bu Ramazan-ı Şerif'in onlar için hayırları vesile olmasını ve hepsinin Leyla-i Kadirlerini kutluyorum ve yaklaşmakta olan mübarek Ramazan bayramlarını tebrik ediyor. Herkesi Allah'a emanet ediyorum. Evet Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz. Belgrad'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyelim ve sözü sana bırakalım Derya. Sezgin Köse ve kameraman Muhammed Ersöz'e çok teşekkür ediyoruz ve gündemdeki diğer gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz.